Hoş geldiniz dostlar. Kısa bir video ile karşınızdayız. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor. Dün gece Macron'la saat 2'ye kadar konuştuk. Macron bana Amerikalıların Ukrayna duruşunda değişiklik olduğunu söyledi. Ne değişti diye sorduğumda ise cevap vermedi açıklamasını yapıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda ertelemeye gidilmesinin bizim için taviz sayılmadığını, Kiev-Minsk anlaşmaları kapsamında gerçekçi bir şey olmayacağını, ABD'den yeni teklifler beklediğini söyledi. Ukrayna'daki darbe anayasaya aykırı ve kanlı oldu. Bazı vatandaşlar bunu kabul etmedi. Rusya, Donbas'taki çelişkileri barışçıl yollarla çözmek için her şeyi yaptı. Kiev yetkilileri Minsk anlaşmasını uygulamayacaklar. Bunu defalarca kamuoyuna duyurdular. Ayrıca Kiev yetkilileri Donbas'ta iki kez cezalandırma operasyonu yaptı. Şimdi üçüncü kez yapıyorlar. Aynı zamanda Biden, Ukrayna'nın yarın NATO'ya kabul edilmeyeceğine ve ayrıca bir moratoriumun mümkün olduğuna dair güvence verdi açıklamasını yapıyor. Yani Biden de Ukrayna'yı satmış durumda. Bizzat bu açıklama yapılıyor. Biden, Ukrayna'nın yarın NATO'ya kabul edilmeyeceğine ve ayrıca bir moratoriumun mümkün olduğuna dair güvence veriyor. Diğer haberimiz... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili ile görüşüyor. Daha sonrasında da kendisi Gürcistan Cumhurbaşkanı Salomo Zurovashvili tarafından kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa Atlantik yönelimini destekliyor, NATO üyeliği konusunda da güçlü destek veriyor, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek veriyoruz açıklamasını yapıyor. Yine Türkiye ve Gürcistan arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Pauvashvili şu açıklamayı yapıyor. Zor günlerde birbirimizin yanında durmamız önemli açıklamasını yapıyor. Yine Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında temas hattında bekleyiş sürerken Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde hayatın olağan şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Hoşçakalın.